Hiç görmedim. Yufka haricinde başka bir şey satılıyor muydu bilmiyorum diye sordu. Hayır, gözleme, yufka, mantı satılıyordu. Yani böyle anca alacağız cevabı. Şimdi ben, Hamide, sen işten çıkmak istemiş miydin? Hayır, eşim çıkardı beni Ağustos ayında. Fındığa gideceğiz diye çıkardı. Sonra da daha işe geri yollamadı. Sen çalışmak istiyor muydun yufkacıda? Çalışmak istiyordum aynı. İşime devam etmek istiyordum. Ama eşleriniz işten çıkardı. Yengeni de zorlamışlar. Yengen direnmiş birazcık. Evet, o devam etti. Peki ben hemen Hamide'ye de sormak istiyorum. Hamide, eşin sana bu Muammer'in davranışlarından hoşlanmıyorum ki haklıymış da. Sen bu iş yerinden çıkacaksın dediğinde sen direndin. Direnmenin sebebi Muammer'le olan ilişkin miydi? O işten çıkacağım dediğinde öyle bir şey yoktu. Hı-hı. Boşanma davasını açtıktan 2 ay sonra görüşmeye başladık. Hı-hı. Yani o şekilde devam etti. Sonra zaten işten çıkmak zorunda kaldım. Biraz baskı uygulandı, çıktım. Esra Hanım, size bir şey sorabilir miyim? Sor. Eşime sorar mısınız? Sen beni neden çalıştırmış? Paraya ihtiyacım varmış onun. Ben onu orada çalışmasın diye benimle kavga etti. Ben istemiyordum orada çalışmasını. Bana illa ısrar etti çalışacağım diye. Hayır, ilk başlarken, ilk işe girdiğim zaman. Akşam gece vardiyası vardı, 11'de işe gidecektim. Oğluma dedi sen az dışarı çık, babanla ben tartışacağım Esra diyor. Hanım. O akşam benimle tartıştı, uzaklaştı mı aldırdı, işe ben devam etti. Ben bir telefon aldım. Bu sorunun cevabını sizden alayım. Faturamı ödemedi. Eşiniz sizi çalışmanız konusunda mı zorladı? Hayır, şöyle bir şey. Bana maddi olarak yardımcı olmuyordu. Ben bir telefon aldım, onun bilgisinde aldım o telefonu. Ve ben işe girdim, 3 gün sonra patrondan para istedim ve yerin dibine girdim çıktım. Ben elin adamından neden para istiyorum? 3 günlük bir elemanım. Kim o elin adamı? Yani onun parası yok mu? Ya, elin adamı yani, kim? Muammer Ay o zaman... Elin adamıydı. Elin adamıydı. Yani şimdi Ay'dan evin adamı. Oldu yani. Peki... eşiniz sizi bu işe diyelim sokarak aslında Muammer'le ilişkiyi yaşamanın sebebi eşin Mehmet Duman mı? O tabii ki. Tamam. Aranızı yani yapan, ilişki kurmanı sağlayan da o Mehmet beni mi? Asla... Hayır, o beni asla bir kadın yerine koymadı. O bana hep şiddet uyguladı, hep saygısızlık. Ben çocuklarımın yanında ondan dayak yedim. Kesinlikle dayak yemedi diyor. Polislerde ihbar şikayetlerim var. Şikayetlerinizi biliyorum. Eşinizden yani boşanmışsınız. Neden sonra tekrar nikah masasına oturdunuz? Eşim bana yalvardı. Kesinlikle asla böyle bir şey olmayacak dedi. Yalvaran kendisi. Biraz da aile baskısı tamam, tekrar oldu. Evlilik akdi kurulduğu zaman evdeki problemleri affetmiş sayılıyorsunuz Hamide Hanım. Dayakçı eşinize niye 2 evladınızı bak, bıraktınız da elin adamına kaçtınız? Bak. Ha? Muammer. Ya bunu bakın. Madem ki Muammer'in ağzına bakıp beni evden uzaklaştırmadık. Hayır, ben bu boşanma, bu olaydan bahsetmiyorum. Öbüründen bahsediyorum. Daha öncekinden. Yani tamam, sen orada kendi bildiğini söyle, ben yaşadıklarımı söylüyorum. Daha önce tekrar aynı şekilde barıştık ama kendi istedi benimle barışmayı. Hatta bana sarıldı, beni bırakmayacaksın değil mi diye. Tekrar biz de barıştık. Esra Hanım. Hayır. O şekilde önce... olmadı. Bana yalvardı barışacağız diye. Çünkü benim üstüme bir ev vardı. Bu evi yani... Bana layık görmedi o. Evi sizi layık zorladı görmedi. Mı ikinci bizim... nikah masasına oturmak için? Yani şu an Hamide oraya Hanım, gelme eşiniz, sebebi bakın, asla benim, benim için değil. Benim bildiğimden bahsediyorsunuz. Siz nikah memurunun önünde 2. kez masaya oturturken eşiniz sizi tehditle mi oturdunuz? Hayır. Affettiniz. Ben dediniz ki çocuklar hayır, için... Hayır, tehditle oturmadım. Tamam, o zaman eski mevzuları hiç açmayın, tamam ben, mı? Diğer Hamide... Ben... Söyle. Benden özür diledi. Bir daha yapmayacağım dedi. Kesinlikle dedi. Ve her seferinde beni aldattı. Her seferinde. Neden şikayetçi olmadın peki? Aldatmadan i̇şte şikayet eden sebebi bir kadın
Niye eşini aldatıyor? Bunu anlamıyoruz biz. Bakın Hamide Hanım, bunun karşılığı aldatmanın karşılığı ya aldatma değil. Ben bir boşanma davası açmışım. Kesinlikle ondan boşanamıyorum. Kesinlikle. Aldatırsam mı boşanırım dediniz? Oluyor. Peki her ablacığım de... siz aldatıyorsunuz. Kendinize ya. Nedenler sıralıyorsunuz. Yanındaki Elti'nin senin yanında ne işi var? Ay! O kızın ne işi var ya? Bana dedi ki, bana sahip çıkar mısınız dedi. Ya yukarıda bana sahip bunu... çıkar mısınız dedi. Hayatım, bana kocam sahip çıkmıyor dedi. Sizin çirkinliğinizin içerisinde bu kadıncağızın günahı ne ya? Sizin ayıbınızı biliyor diye senin peşinden gelmek zorunda kalmış. Üç çocuğunu bırakmış Hamide. Hayır, aslında o bir vesile oldu. Gelmesi bir vesile oldu. Şöyle bir şey, ona sahip çıkmıyorlardı. Sahip çıkmıyorlardı. Bayılıyordu, komşuları bakıyordu. Ercan'ı da alayım. Kim sahip çıktı? Muammer Ay mı? Kim sahip Hamide çıktı? Hamide cevap versin Elfinize. Buna. Hamide. Hayır. Kim sahip çıktı? Hayır. Siz mi sahip çıkıyorsunuz? Muammer Ay mı? Komşuları sahip çıktı. Komşuları şu anda sizin yanınızda. Elfinize kim sahip çıkıyor? Çok özür dilerim. Üç tane çocuğa kim sahip çıkıyor şu anda? Hamide. Üç tane çocuğuna kim sahip çıkıyor söyleyeyim mi? 12 yaşındaki oğlun kendine sahip çıkıyor. Bir de sahip çıkmak zorunda kaldı iki kardeşi var. Çünkü sen ona veda mektubunda öyle demişsin. Oğlum, kardeşlerine iyi bak, onları kimseye ezdirme, hakkınızı savunun. Çocuklara kim sahip çıkacak Hamideciğim? Diğer Hamide'ye söylüyorum. Küçük Hamide'ye. Sebepsiz kaçan Hamide'ye diyorum. Hamide. Evet, çocuk... Çocuklar babalarının yanında. Hı. Onlar sahip çıkıyor şu an. O sahip çıkıyor. Kocan sana sahip çıkmıyormuş da sen o yüzden yengenle kaçmışsın. Al Elçin öyle diyor. Hastalığım sürecinde gelmediği için öyle dedi. Tek problemi... sürekli komşum sahip çıkıyordu ben bayıldığımda. Hayatım sen niye bayılıyordun? Bir hastalık vuruyordu, başıma uyuşukluk vuruyordu, sonra bayılıyordum, küt gidiyordum. Bak şimdi, yani. Yufkacıdan sonra mı çıktı bu hastalık? İşten çıktıktan sonra oldu. Ha, yufkacıda çalışsaydın hiç bayılma olmayacaktı. Ne? Ha? Peki hamile misin? Öyle mi? Hayır değilim. Hayır, şu an aklıma geldiği için soruyorum. Hayatım böyle yufkacıdan çıkınca gitseydin doktora deseydin ben yufkacıda çalışıyordum. Orada çalıştığım çıktım oradan bayılmaya başladım. Doktor bey sebebi nedir teşhis koyun deseydin. Şu an bayılıyor musun? Doktora kendim gittim zaten. Beynimde bir şey bulamadılar. Sonra fındık bahçesinde falan da bayılınca. Dünkü anne de böyle söyledi. Falan da dedi şeye gidelim. Hocaya gidelim. Ha. Gittin mi hocaya? Hocaya götürdüler. Ondan sonra bir süre bayılmadım. Sonra yine başladı. Peki şu anda bayılıyor musun? Ara sıra. Bayılmalar yani devam ediyor mu? Hayır. Etmiyor. Çok. Şimdi dünkü annedi Hamide Hanım. Dünkü anne de canlı yayına bağlandığında sizin kızı hakkında aynı iddialarda bulundu. Bizzat bunu yaşamış. Madde mi kullanıyor diyorsun? Benim kızımla ilgili olarak kızımda baş dönmeleri, rahatsızlıklar başladı dediği için ben size bu soruyu yönelttim. Çünkü hastalanmanız tam da yufkacıdan ayrılmanıza bağlı. Ben de varis olduğu için varis direkt beynime şey yapıyor. Bacaklarım şiştiği zaman çok özür dilerim. Ben kronik varis hastası olarak hiç beyne bir şey olmadı. Allah'a çok şükür şu anda da. Hayatım, senin bayılmalarındaki azalmalar yengenle kaçtıktan sonra bittiyse sorunun ne olduğu belli. Sorun evet ne olduğu belli. Peki şu anda bayılsan seni kim doktora götürecek? Eltim sahip çıkacak ona. Sahip çıkacak. Niye sana sahip çıksın Eltin ya? Kendi iki çocuğuna çıkmıyor. Niye sana çıksınlar? Niye birileri size sahip çıksın ya açıkçası? Sen üç kardeşim bak Hamide. Öbür Hamide'yi anladık da seni anlayamıyoruz. Herkes burada şokta. Sanki bir cinayeti saklıyormuş gibi onunla kaçmış. Ortada cinayet yok bir şey yok. Yengenin bir yasak ilişkisi var.
Sen biliyorsun diye sorduklarında evet biliyordum ya da hayır bilmiyordum dersin. Şimdi herkes öğrendi. Şimdi herkes öğrendi Hamide. Çık ortaya kızım, dön geri sen ya. Günahın yok, suçun yok senin. Yazık sana ya. Hamide, Allah rızası için dön. Üç çocuğunun yüzü suyu hürmetine dön ya. Küçük Hamide'ye diyorum. Hamide, duyuyor musun beni? Dönmeyeceğim, hayır. Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Hayatım, bir gizli başka bir şey mi var? Siz ne yapıyorsunuz da bu kadar? Bir şeyi saklıyorsunuz o zaman. Hayır, gizli bir şey yok. Sadece geri dönmek istemiyorum. Şu peki, anda apartta mı kalıyorsunuz? Bir yer mi kiraladınız? Otelde mi kalıyorsunuz? Geçiminizi nasıl karşılıyorsunuz? Apartta hangisini kalıyoruz. Nasıl ödüyorsunuz apartın şeyini, kirasını? Kardeşimden götürdü altınları. Muammer ayı karşılıyor. Ha. Altınları ne yaptınız peki? Evden götürdüğünüz? Onu ihtiyaçlarım için harcadım. Hmm. Bak, insanın işine gelince ihtiyaçları için para harcayabiliyor yani. Şimdi Muammer Zeynep'ten niye boşanmış eski eşinden? Anlaşmazlıklar olduğu için boşanmış. Zeynep size Muammer'le boşanmasını anlattı mı? Hamide, hayır, diğer Hamide'ye de soruyorum. Hayır, anlatmadım. Anlatmadı ama siz o kadının dükkanında çalıştınız. Sormadım. Sormadım. Peki, biraz sonra bu konuya tekrar geri döneceğim. Zaten söyle. Zeynep abla olmuyordu dükkanda. Olmuyordu, Muammer oluyordu. Küçük Hamide'nin, Hamide, annem Emine Hanım telefon attığında seninle konuşmak istiyor. Emine Hanım, kızınıza seslenebilirsiniz. Alo. Alo Hamide. Efendim. Niye gelmiyor kızım da? Efendim. Senin telefon çekiyor. Gelmeyeceğim. O çocuğu çocuğu nasıl bıraktın gitti? Hep yalan konuşuyor sen. Canım, gelmeyeceğim, ben yalan konuşmuyorum. Sen buralara niye çıktın? Bize niye söylemedin? Bilmiyorum. Niye? Sen evi mi buldun orada? Sürükleme yok, ben kendi isteğimle geldim. Niye seni sevmiyorsun mu sen? Ben 15 günden beri ağlıyor. Seviyorum ben seni. Ya. Alo. Diyor ki... Efendim. Sen beni niye bakmıştın kızım? Ben size efendim gidiyordum, canım sıkılıyordu ya. Ben seni vazgeçmedim. Gittin ya, gittin. Ben daha nereye gideceğim? Size gidiyordum. Daha gidemiyorum ya. Niye yalan konuşuyorsun? Hamide sürü... Esra Erol'a ulaşamıyorum. Kimse sürüklemedi beni anne. Yayındasın şu an Emine teyze. Altını, bu kimse sürüklemedi beni. Ben kendi isteğimle geldim. Emine teyze, biraz daha yavaş konuş. Bak başım, ben yürüyemiyorum, ben hastayım diyor. Sen diyorsun ya, bayılınca kocam beni hastaneye götüremedi, götüremiyor diye. Annen diyor ki... Ayrıldım diye bayılıyor. Bir saatte bir ömür yapma, sabahda kırıldım, ağzım burnum kurudu. Senin yüzünden babanın şekeri fırlamış, ben yürüyemiyorum diyor. Bunun peşinden gitti. Kocası bunu çok seviyordu. Şey, yer aldın eve diye, un aldın diye. Ya kocanı da sevmiyorsan boşanırsın ya. Boşanmak için bu kadar dirayetli davranırsınız. Allah, Hamide yaptı. Büyük Hamide yaptı. Hamide'nin kabahati. Bak Hamide. Büyük Hamide'ye söylüyorum. Bu Hamide onu sürükledi ileri geri. Efendim. Burada sen her yere... Orada kafam buluyorum dedi. Diyor ki akıllı olan diyor bu Hamide'dir diyor. Benim kızımı her yere sürükledi. Onun da dünyasını kararttı diyor. Ben kesinlikle kimseye ısrar etmedim geldi. O kendisi gelmek istedi. Niye haber verdiniz? Kaçsaydınız birlikte? Niye aradınız? Ben o...
anında ya yakalanmışsınız. Hemen kaçsaydınız. Niye evinizi arıyorsunuz? Emine'nin siz? Annesine gitseydi. Ya gelmek istedi. Ben de gelme demedim haber yani. Niye haber verdiğinizi merak ediyorum Hamide Hanım. Kaçıyorsunuz. Niye entinize haber veriyorsunuz? Ya zaten biliyordu. Ha, bilsin. Biliyordu zaten. Ben gidiyorum dedim. O da ben de geliyorum dedi. Hayatım sen demedin mi? Sen niye ya geliyorsun beni, ben Muammer'le kaçıyorum diye. Senin ne işin var ben Muammer'le kaçıyorum. Ne geliyorsun demedin mi? Ya desem bile dinlemiyordu hani dinlemeyecekti hayatım, zaten. Ha, gelmek istiyorum dedi. O da beni diyor ki işte, sen istediğin taksiye binseydin, istediğin yerde inseydin. O onun ona yeri, buluşma saatini, bineceğin arabayı söylemeseydin. Tamam ben seni geçerken alırım deseydin, yalan söyleseydin, kendin kaçsaydın. Aklıma gelmedi öyle bir şey. Siz yoksa atlı üstü mü mi böyle istedi? Atlı üstü mü oturuyorsunuz? Hayır. Muammer hayır istedi. Hamide, küçük Hamide'ye soruyorum. Hayır. Muammer'in yakınlarından biriyle bir ilişkin var mı yok mu? Hayır, hiç kimseyle bir ilişkim yok. O zaman hayatım senin orada ne işin var? Atla gelsen, çocukların yanına dön. Gelmek istemiyorum. 3 tane çocuğunu yengenin yaşadığı ilişkiden dolayı bırakıyor musun? Evet. Hiç kimse... Onlar aşk yaşasın, ben de yanlarında durayım diyorsun. Ne kadar süre bu böyle kalacak? Onlar belki boşanacak yengeniz. Ondan sonra Muammer Bey ile evlenecek. Siz onların evinde hangi sıfatla kalacaksınız? Eltilik de bitecek. Elti de olmayacaksınız artık. Belki eltiliğe alışkın oldukları için öyle devam edebilirler. Bak bu söylediğimi de unutmayın. Bizim eltiliğimiz ömür boyu bitmez mi diyorsunuz? Evet, bizim eltiliğimiz ömür boyu bitmez. Bizim aramızdaki sevgi bağı bitmez hiç.